Osman abi TV'den herkese selamlar, sevgiler. Bitkileri budadım sevgili dostlar. Kilifiş videomuzdan sonra hemen bir böyle son gelişmeleri, son durumu paylaşacağım. Bu videoyu hazırlamaya başladım. Bitkilerde değişiklik yaptım. Bu şeyi çıkardım buradan. Şöyle göstereyim. Yansıma yapmasın. Şurada bulunan Crypto Corny Venti Green'i çıkardım. Şurada bulunan Crypto Corny Venti Brown'u da bunun yanına aldım. Orada öbek oluştursunlar. Onlar bir şekilde gelişiyorlar. Cardamina Liriata'yı da budayıp şu şekilde köşeye astım. Şey, astım diyorum, ektim. Ektim. Buradaki Bacoba Monieri'leri de budayıp tekrardan oldukları bölgeye ektim. Bayağı bir çoğaldılar ya. Çok da dayanıklı bir bitki. Tabii ki Sagittaria sublatalarımızda gördüğünüz üzere şöyle biraz aydınlatayım. Muhteşem bir dekor oluşturdu. Yani çok güzel gözükmeye başladı. Biliyorum daha önce yaptım bunu ben. Durum böyle akvaryumumuzda. Bu arada size bir şey söylemek istiyorum. Akvaryumca diye bir kanal var. Muhammed abimiz, yani ona da bir destek olursanız 500 abonede çekiliş yapacakmış. Benden rica etti söyler misin diye bir videonda, kıramadım. Durum böyle sevgili dostlar. Onu da bildireyim. Akvaryumca. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Tekrardan selam sevgili dostlar. Valla aksolotlar gitti. Verdik dün hepsini. Onların saklama kabuğuyla ilgili başka planlarım var. Son durumumuza devam edelim. Sevgili dostlar, odam her zamanki gibi hafif bir dağınık. Şurayı kim açtı? Akvaryumumuz bildiğiniz üzere Remşon Salyangoz ve Karides akvaryumu Volstad tekniğiyle yapılmış. Her şey yolunda. Her şey yolunda. Durum böyle. Şimdi geçelim. Ben de dünden beri girmiyorum. Balıklarımız bakın, lepistese bak. Ne kadar büyümüş ya kerata. Gördüğünüz üzere. Ha bak, kaçtı beni, fark edin. Süpürelerimiz iyi ama biraz kültür zayıf gibi ya. Ben de anlayamadım nedenini. Şimdi albinolara, albino kılıçlara şey vereceğim. Abi. Burası da oho. Şu mercimekleri kapatmış burayı. Neden kapatmış? Rüzgardan dolayı. Ama tabii ki. Niye böyle olmuş ya? Yavru kaynıyor içi, yavru. Yavru kaynıyor yani. Şunlara şey verelim. Bakın nasıl yiyorlar bak. Çok vahşiler. Kılıçlar var ya. Belki de yavruluyorlar. Biz göremeden yiyorlar yani. Topluyorlar. Durumlar böyle sevgili dostlar. Kilifişlere de yem verelim. Onlara tabii biraz kuru yem vereceğim.
buradan gelip bulsun yesinler, evet. Burada su mercimekleri kapamış olayı bayağı bir ya. Allah Allah. Neden böyle oldu? Buraya da bunu kurdum. Gördüğünüz üzere, bildiğiniz üzere sızdırmazlık testini geçti. Ama burada ne besleyeceğimi bilmiyorum. Bir tane de saklama kabımız oldu biliyorsunuz. Şu lepistezlere de yem vereyim. Üçünü bir arada göremiyorum lepisteslerin ne hikmeti. Yem verdik bakalım ne gelecek. Tabii onlar sabah güneşini aldı ya şimdi. Bunu almışlardır. Şu albino kılıçları üretmekti tek gayem ama herhangi bir yavru falan göremiyorum abi. Enteresan o. Evet, bir tane lepistesimiz erkek çıkmış, doğru. Şu lepistes erkek, bir tane de dişi var. Yani en azından soyu devam ettirirler diye düşünüyorum. Bakın geldi, yem yiyor. Kerata. Durum böyle sevgili dostlar. Domateslerimiz, biberlerimiz de tam gaz yoluna devam ediyor. Biberler kocaman oldu. Bakın arkada biberlerimiz. Domates ağacı. Vallahi billahi. Durumlar böyle. Artık su vermiyorum. Yani şeye devam etsinler ya. Meyvelere devam etsinler. Son durumlarımız böyle sevgili dostlar. Medaka kilifiş yavrularımızla, albino koyu kılıçlarımızla hayata devam ediyoruz. Aksolotları verdik. Bu kriptokorni ventibre şey green'i buraya aldım biliyorsunuz. Böyle dursun abi, bir şey yok, sorun yok. Bak nasıl yemiyorlar. Esinti de yapıyor. Evet, yeni yavrular da var. Küçük yavrular da var. Çok enteresan. Evet. Şuralardan da gözüküyor bir sürü yavru var. Maşallah. Durum bu. Şimdilik hoşça kalın. Evet sevgili dostlar, son durumumuzu sonlandıralım genel olarak. İşte aksolotların şeyini buraya getirdim sevgili dostlar. Zaten buraya koyma planım vardı. Buradaki tilki kuyruklarından bir tane alıp dibine taş bağladım. Taşla birlikte buraya, yani yukarıya doğru uzuyor çünkü bunlar. Tamam, orada da bir şekilde gelişiyorlar. Kendilerini böyle bir şey düzene sokmuşlar ama yani çok hoşuma gitmedi benim yatay olduğu için. Onları da o şekilde yaptım. Siz de takdir edersiniz ki burada bakın her şey yolunda. Yani hiçbir sıkıntımız yok çok şükür. Yeni yeni de yavrular var. Çok küçük kilifiş yavruları var. Hakikaten insanın gözü görmeye alıştıktan sonra görüyormuş demek ki. İlk defa gördük biz de. Burada bakın bunu da buraya koydum ama ne besleyeceğimi gerçekten karar veremedim. Sızdırmazlık testi için suyu yarıya kadar doldurmuştum. Doğuhan kardeşimizin hediyesi. Bakalım. Bir şeyler yapacağız. Bir güzellikler yapacağız buraya da. Bir şey yapacağız bir şekilde. Durum bu. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıcakla kalın sevgili dostlar. Valla Oyuncu Abi TV kanalıma da abone değilseniz, oyunlarla ilginiz varsa, oyunlarla ilgileniyorsanız abone olmanızı tavsiye ederim. Yeni video yüklüyorum şimdi de. GTA Online'da nasıl para kazanılırla ilgili. Hani kendi lehçemizce, kendi dilimiz döndüğünce anlattık. Yani birileri de bizim gibi 2 ay uğraşmasın yani.
Değişik değişik bitkiler çıktı. Ne bu yani, domates midir nedir? Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın, kendinize çok çok iyi bakın. Ailenizle, sevdiklerinizle sağlıklı günler geçirmenizi diliyorum. Durumlar bu şekilde sevgili dostlar. Amma tekrarladım ya, bir türlü gidemiyorum. Hadi eyvallah.